Herkese merhaba bugün tam ölçüle böyle garanti lezzet e, revani tatlısı yapıyorum. Şerbeti için 4 su bardağı şeker ve 5 su bardağı suyu tenceremin içerisine aldım. Ocağımın altına açıyorum. Şekeri eriyene kadar ilk olarak kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra karıştırmayı bırakabilirsiniz. Şerbetim kaynamaya başladığı anda dakika tutuyorum ve 15 dakika kaynatıp şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Şerbetim soğurken ben kekini hazırlayacağım. 4 tane yumurta ekliyorum. 1 su bardağı şeker ekliyorum. İçerisine yumurta ve şekeri güzelce çırpıyorum. Bu aşamada mikser kullanabilirsiniz. Böyle gerçekten şerbetini tam çeken asla dağılmayan garanti bir tarif arıyorsanız bunu kesinlikle denemelisiniz. Bu arada 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. İçerisine 2 su bardağı da yoğurt ekliyorum. Kullanmış olduğum bardakla. Hepsi aynı ölçü 200 ml'lik klasik su bardaklarından. Şöyle bir su bardağı un ekliyorum içerisine. Bunu da karıştırıyorum. Unumu da karıştırdıktan sonra 2 su bardağı irmik ekleyeceğim içerisine. İrmiğimi de ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Eğer seviyorsanız isterseniz içerisine portakal ya da limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz. O şekilde çok lezzetli olacaktır. Son olarak şöyle iki paket kabartma tozu ekliyorum. İsterseniz bu aşamada bir pakette vanilya kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra tatlımın kek harcı da hazır. Bu arada kanalımda birçok tatlı ve e, tuzlu yemek tarifleri mevcut. İsterseniz oynatma listelerinden hepsine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve ziliniz açmayı unutmayın ki eklemiş olduğum videolardan hemen haberiniz olsun. Böyle büyük bir borcamın e, tabanını ve ve kenarlarını tereyağı ile yağladım İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz hazırlamış olduğum e, tatlımın hamurunu boşaltıyorum şöyle kaşıkla kenarlarını köşelerini mümkün olduğunca eşit şekilde dağıtıyorum güzelce dağıttıktan sonra hafif bir şöyle sallıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişiriyorum. Ee, tatlım fırından çıktıktan sonra 5 dakika bekletip dilimliyorum. Çok soğutmanıza gerek yok. Fırından çıkarın böyle ilk ısısı geçsin yeterli olacaktır. Şerbetini de yine bu ısıyla dökeceğiz. Yani kekiniz sıcak şerbetiniz ise oda ısısında olacak. Böyle dilimledim. Dinledikten sonra da hiç beklemeden böyle hemen üzerine şerbetimi döküyorum. Hem şerbetin tamamını çekiyor. Asla kuru kalmıyor ve kesinlikle dağılmıyor. Zaten şimdi çıkarırken dinlendikten sonra siz de göreceksiniz. Şerbetin tamamını döktükten sonra odasında soğumaya bırakıyorum. Güzelce dinlensin. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. İster sade şekilde servis edin isterseniz üzerine süsleyebilirsiniz. Bakın şerbetini çekti. Şöyle kenarından alacağım. Özellikle bakın gösteriyorum ki size aklınıza bir soru işareti kalmasın. Kenarından aldım. Ve görüyorsunuz bakın hiç dağılma yok. Kuruluk yok. Şöyle iç kıvamını yapısını dokusunu da göstereyim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarife videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.